Ve Süper Lig'de Beşiktaş kendisi aslında Kayserispor'u 1-0'da geri düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti ve siyah beyazlar bu sonuçla beraber 5 maç 10 puana geldiler. Kayseri Sporu ise 6 maç 9 puanda kalmış oldu bu mağlubiyetle beraber hemen iki takım iyi kombinle oradan oyuna geçelim. Beşiktaş'ta Şenol Hoca'dan net bir 4-3-3 ama biraz değişiklikler vardı tabi. Dörtlü savunmanın önünde Acametovic, Salih ve Chamberlain'le beraber. Sağda Gezal, solda Cenk ve en önde Abu Bakar iyi 11'delerde Diğer tarafta Recep Hoca'dan ise net bir 4-5-1. Zaman zaman da 4-3'e dönen bir yapı diyebiliriz. Dörtlü savunmanın önünde Kartal Akah Ramazan'la beraber solda Mane sağda Gökhan ve en önde Tiyam görev yaptılar. Şimdi abi Kayseri Spor'un Çağdaş Hoca'dan sonra Recep Hoca'yı getirmesi aslında bir futbol aklıyla yönetildiğinin bence işaretidir. Çünkü tıpkı Çağdaş Hoca'nın o topa sahip olma oyunu temelli yapısı gibi topla oynamaya çalışan mutlaka savunmadan çıkarken top rakipteyken daha güçlü takımlarla tepeye oynayan takımlarla oynarken kapanmak veya önde basmak bir tercih olabilir. Ama top Kayseri Spor'a geldiğinde daha doğrusu top Recep Hoca'nın takımına geldiğinde mesela geçen sezon Ümraniye Spor'la da öyleydi. Top yaparak ve bilinçli paslarla rakip yarı gitmeye çalışan bir oyun tercih ediyor Recep Hoca. Geçen sezon Ümraniye Spor'da da bunu tercih ediyordu ama işte Ümraniye Spor takımının toplam bireysel oyuncu kalitesi hocanın oyun beklentisini karşılayamadı. Kaldı ki ben Ümraniye düşse bile Recep Hoca'nın Süper kalır diyordum geçen senede. de. bu sene ilk hoca değişikliğinde hemen Kayseri Spor bu fırsatı kaçırmadı ve Recep Hoca'yı aldı. Bir kere oyunun devamlılığı açısından Çağdaş Hoca'dan sonra takımın da birbirine uyum sağlamasıyla oyuna hocaya uyum sağlaması açısından çok iyi hamle Recep Hoca. Ve gerçekten haftalar ilerledikçe biz en azından oyun olarak eldeki malzemesiyle tatmin eden bir Recep Hoca Kayseri Sporu, Recep Uçar Kayseri Sporu göreceğiz. Maçın ilk yarısı çok kötü bir ilk yarıydı abi. i̇ki yani takım içinde ne Kayseri Spor topu rakip yarı sahaya geçirebildi, tutabildi. Kaldı ki karşılarken tamamen yani net bir 4-5-1. E, Kartal, Akah ve Ramazan gibi zaten 3 tane. Ya topun arkasına geçtiği zaman da topu aldığı zaman da fena kullanmayan Süper Lig standartlarında oyuncular bunlar. Ramazan joker bir oyuncudur. Sağ bekte oynar, sağ önde de oynar. Merkezde eğer üçlü merkez orta saha varsa sağ iç sol iç de oynar. Değişe değişe özellikle Kartal'la beraber oynadılar. Kartal'ın biraz daha fasörlüğünü, Ramazan'ın biraz daha deliciliğini kullanmaya çalışmış hoca ama ilk yarıda da pek değil hatta hiç neredeyse işlemedi Kayseri'nin planları. Özellikle topu rakip yarı sahaya taşıma noktasında abi. Beşiktaş'ta ise bunu çok net gördük. Getson Fernandez olmazsa olmaz abi. Ya bu çok net. Mesela Beşiktaş'ın ön tarafı bence evet artık bu. Yani Gezal Cenk ve bu Bakar. Çünkü Cenk'in de artık yavaş yavaş geliştiği senaryoda. Gezal'ın da artık ilk bir oynayabilecek durumda 90 dakika oynayabilecek. Hadi şu an 90 değilse bile 65, 70, 75 dakika oynayabilecek durumdaysa Gezal. Gezal ve Cenk oynar abi. Önde de Abu Bakar oynar. Orta sahayı ona göre şekillendirirsin. Kaldı ki Beşiktaş zaten net bir 10 numara almadığı için, net bir merkez ofansif orta saha almadığı için, üçlü bir merkez orta saha kurgusu düzeneğinde sahaya çıktığı için, önde Abu Bakar'ın, Cenk'in ya da Gezal'ın savunma depolarını arkada üçlü merkez orta sahayla da kapatabiliyor. Yani bir yerde e, yapılmamış olan transfer, eldeki iyi orta saha malzemesinden dolayı oyuna pek dezavantajlı etki etmiyor. Özellikle top rakipteyken veya oyunda hani oyun istikrarı açısından. Hacı Metoviç, evet vazgeçilmez bence. Alternatifi de yok kadroda. O şekilde onun oynadığı gibi bir derin oyun kurucu rolünü kimseye veremezsiniz burada. Ama Salih, Alex Oxlade-Chamberlain, Zaynutt Dinov, Getson Fernandez, Demir Ege. Hoca bunları dönüşe dönüşe yani şu iki rol için, şuradaki ikili için döne döne kullanacaktır oraları Şenol Hoca. Bugün de yine aynı şekilde aslında benzer bir mantık, benzer profiller. Salih bu sefer yanında Getson Fernandez kadar topsuz oyunu güçlü olmayan ama rakip ceza sahası civarında daha üretkenlik beklenen bir Chamberlain. Yine üçlü merkez dizilişi. Şimdi şöyle bir şey var abi. Beşiktaş kadrosundaki en büyük problem şu. Beşiktaş'ın net bir oyunu hala yok. Yani Beşiktaş net bir topa sahip olma takımı mı? Kesinlikle yani kayısı şartsız değil. Beşiktaş da devamlı direkt oynayan bir takım mı? Hayır. Beşiktaş bir önde baskı takımı mı? Topu rakibe verip önde basacağız biz. Olabilir. Bu da bir tercihtir abi. Olabilir. Eylül ayının sonlarına geldiğimiz bu dönemde ben özellikle Trabzon ve Brüj maçlarında da söylemiştim. Küçük küçük bile olsa geriliyor abi. Gerilemiyorsa bile yerinde sayıyor. Herhangi bir oyun gelişimi yok. Mesela bir kere daha bu örneği verelim. Galatasaray'ın oyunu çok azar azar bile olsa üstüne koyuyor onu görüyorsun sağda. Trabzonspor'un oyunu transferlerden sonra oyun gücü yukarı çıkıyor vesaire. Fenerbahçe'nin oyunu şu an zaten iyi durumda gidiyor. Fenerbahçe'nin oyunu en tepe noktada gidiyor şu an. Fenerbahçe direkt sezona çok iyi girdi çünkü. Ama Beşiktaş da sezona bence çok iyi girmişlerdeki malzemeler şen olacak. Biraz gerileme var. Yani içeride Kayserispor'la oynarken Kayserisporlar ne kadar bir oyun gücü sahaya koymaya çalışsa da Masuaku, Hacı Ahmetoviç Bence bugün çok iyi bir Salih. Bir de Abu Bakar varken. Hatta her ne kadar hazır olmasalar bile Cenk ve Gezal da topu ön tarafta tutabilecek durumdayken Beşiktaş'ın çok daha baskın, rakip yarı sahada en azından topa sahip olarak güçlü bir sete oturup, set oyunlarını çok güçlü hale git, güçlü bir set oyunuyla rakip yarı sahada topu devamlı dolaştıran ister enlemesine ister dikine önemli değil ama topla oyuna hakim olan ve maçın başından itibaren ilk yarı boşa geçti abi. Ya i̇lk yarı boşa oynandı 45 dakika. Öyle birbirlerini tarttılar bitti yani. Kayseri çıkamıyor. Beşiktaş geliyor sonuçlandıramıyor hata. Ve bitti abi öyle ilk yarı. Ya birkaç ufak tefek pozisyon tabii ki olacak. O ayrı. Ama oyunu ama Beşiktaş'ın şu kadrosuyla ki oyuncular da bireysel olarak fena durumda değil. Özellikle Acami sezon başından iyi zaten. E, Salih bugün çok iyiydi. Ya e, bu bakar da sağda fit. O da. Ya e, bu bakar da sağlıklı olarak sağda. Ya şu takımdan biraz daha dominant, biraz daha zaten Şenol Hoca'nın da oyunu budur mutlaka rakipleri sahaya çabuk geçip yerleşip güçlü bir set oynayan Beşiktaş'tır Şenol Güneş'in Beşiktaş'ı yani. Ve eldeki malzeme bugünkü performanslar rakibe göre çok yetersiz kaldı abi oyunun bütünü. Ama yine de kaliteyle kalitenin bir anlık parlamasıyla bile böyle maçları çözebiliyorsunuz diyebiliriz. İlk yarı 0-0 bitti. ikinci yarıda Mane'nin golü. Güzel bir organizasyon bak mesela çalışılmış bir şey abi. Çok belli kornerden e, ee, ön direğe doğru bir koşu. Arkaya doğru aşırılan bir top ve Mane zaten en başında Mane şuradan geldi. Buradan gelip bu taraftan en dibe kadar geldi. Demek ki o, o topun Mane'ye doğru aşırılması planlanmış. ya yani oraya Mane gelir gelmez o ayrı. Ama güzel planlanmış çalışılmış ve Beşiktaş gibi hani o işte Omar Kolay ve Bailey gibi mesela iki tane çok yüksek hava hakimiyeti olan ki Cenk de geliyor Abu Bakar da geliyor. Hani Beşiktaş'a kafa gol atmak kaleci Mert de çok kalesinde kalmayan bir kalecidir. Hani zor yani Beşiktaş'a kafa gol atmak ama güzel çalışılmış bir gol attı. Kayserispor Beşiktaş buna hemen cevap vermeseydi oyun çok zora girerdi abi. Ha bugün puan kaybı hiç kaçınılmazdı. Ciddi söylüyorum, çok net. Kaldı ki kazanmana rağmen bugün yönetim istifa sesleri. Haklı bir seyirci var sahada yani. Çünkü bu Beşiktaş'ın orta ve uzun vadede yani herkesin bireysel performansı uçması lazım. Daha ligin çok zor haftaları gelecek daha Kasım, Aralık Şimdi gene mesela 3 gün sonra maç var. Onunla 3 gün sonra Adana Demir maçı var. Ondan sonra bir daha lig var. Sonra bir daha konferans ligi var ki Beşiktaş'ın grubu kolay bir grupta değil konferans ligi standartlarında. Gidişat oyun anlamında da pek bir şey göstermiyor ama kadro anlamında da Beşiktaş şey zaten hem geç hem de yanlış para harcayarak bir kadro kurdu diyebiliriz. Alternatif oyunculara 10-15 milyon euro para harcadılar bir, Ona analar, Zaynuddinov'lar vesaire. Şimdi 56'da bu sefer Beşiktaş Gezal kesiyor. Şimdi bak Gezal'la kesse. Salih de kesse. Hacı Ahmetoviç de kesse. Masuaku da kesse. Üçü de, dördü de çok iyi kesiyorlar. Korneri duran topu. Beşiktaş'ın da Şenol Hoca'nın da sezon başından beri istikrarlı yapıp övülmesi gereken şey ne abi? Korneller. Bir takım kornerden bu kadar gol atıyorsa tesadüf değildir. Olamaz yani. Beşiktaş da çalışıyor ve genelde de hep şuralara gidiyor abi top. Ya şu bölgeye ya da şu bölgeye doğru kesiliyor toplar. Hani ön direkten keselim arkaya şu. Hayır. Hep çalışılmış ve hemen hemen Kale sahasının iki uç iç kısmına doğru kesiliyor toplar Beşiktaş'ta. Bu da Beşiktaş'ın çalışılmış olarak attığı güzel bir gol işte. Mesela oyun bu kadar sıkışıyorsa iki duran top golü iki gol bir anda 1-1 ve bir anda açıldı oyun. Bu sefer Kayseri'de rakip kaleye doğru gitmeye başladı. Çok etkili olmamak durumuyla beraber tabi. Ama Beşiktaş'ta biraz kendine geldi abi bir sonra ve hemen tabi Kayseri'de oyuncu değişiklikleri oldu. Canver'le beraber Ramazan kenara geldiler yerlerine Kolavetsios'tan Bahoken girdi. Burada risk alıp 1-1'den bir sonra Bahoken Tiama dönmesi de çok iyi iş. Recep Hoca'nın Yani risk aldı, kaybedecekse de kaybederiz." dedi bence. Ve ciddi anlamda aslında tam ofansif bir kadroya döndü abi Kayseri. Ama hemen peşine 62'de gol. İşte Salih'in asisti bugün nefisti Salih. Bir tane de buradan çevirdiği bir top var. Ona çok bayıldım hakikaten. Gelen top biraz yavaş geldi top ayağına ama direkt buradan sol ayağıyla çevirdiği topu vuramadılar içeride. Yine aynı şekilde golde attığı pas. milimetrik pas yani. Salih sağda iyi olduğu zaman e, biraz hakikaten rol olarak şöyle söyleyeyim. Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın e, profiline inanılmaz benziyor Salih'in. Burada verdiği katkı tempo olarak, hareketlilik olarak, mobilite olarak biraz geri kaldığı düşündü ama çok ince, çok kilit, çok e, milimetrik topla, tek pozisyonda, tek pasta takımı pozisyona sokabilecek bir profili var Salih her zaman için. Ve Chamberlain'in attığı gol işte Chamberlain'den de beklenen bu. Ve Getson'un da yapması gereken bu. Tek pozisyonda gördük yani. Salih'in arkaya bir topu. Getson Fernandez'in de bu koşulları atıp bu skoru yapması lazım abi. Senin merkez ortasan Getson Fernandez'in 30-35 milyon 40 milyon etmesi için hem bu topsuz oyunu katkısını verecek. Presini, temasını, işte tak taktiksel olgunluğunu falan gösterecek top rakipteyken. Bu kadar tempo olacak Hem de sezonda 10-12 tane gol atacak. 15 tane falan hatta belki. O zaman 40 milyon falan belki diyebilirsin abi. Yani 35-40 milyon euro. Kim gitmiş abi 35-40 milyon euroya? Hangi süper süperlikte uçan kaçan performanslar kaç milyon eurolara gitmiş? yani onu Biraz düşünmek lazım o yüzden. Diyebiliriz. Gökhan Sazdağ ile Akah kenara geldiler. Yerlerine bu amortiyle Baran girdi. Ve Beşiktaş 5 beş oyuncuyu birden peş peşe Değiştirdi Şenol Hoca. Rashid Chamberlain, Onur çıktı. Cenk çıktı. Gezal yine aynı şekilde kenara geldi. Ve abi Salih kenara gelen diğer oyuncudu. Zaynut önde kullandı hoca. Rozu'ya geçti sağ beke. Demirege ve Necip merkeze geldiler. Rashid da sağ oyuna doğru gitti. İşte bu. Artık Beşiktaş'ın maneve ve Talha'da son hamleydi. Bu arada topu artık biraz daha ileri şişiştirelim. Hani orada bir karambol olursa hamlesiydi bu. Maçta 2-1 bitti. Şimdi özellikle değişiklikler hamlesi şöyle. Beşiktaş'ın artık 15-16 kişilik, 17 kişilik falan rotasyonu belli. Yani bugün çıkan ilk 11 ve kulübeden gelen 5 oyuncu kaç etti abi? Etti 16. Artı Gerson Fernandez 17 tane oyuncuyla Beşiktaş en azından devre arası transferine kadar döne döne oynayacaktır. Bunların haricinde ekstra olarak oynayabilecek, hocanın tercih edebilecek Tayyip Talha'a geldikten sonra bu yapının içine mutlaka dahil olur. Amartey dahil olur. Can Onan'ın durumu ne olacak bilmiyorum. Ama Beşiktaş'ta istikrarlı olarak giden şeyler artık yavaş yavaş kadrodaki düzenin oynayacak oyuncuların sakatlıklarının şunların bunların bitip en azından oynayamaya başlayacak duruma gelmeleri ve Beşiktaş'ın 16-17 kişilik ana rotasyonunun belli olması bir bu önemli. İki duran toplar hakikaten yani oyunda bu kadar kitlenmişken duran toptan bu kadar maç puan gol çözmek çok önemli sizi yarışta tutuyor resmen. Ama oyunun bütününde eldeki malzemenin en azından mesela Kayseri karşı çok daha dominant, çok daha pas kabiliyetiyle, pas gücüyle rakibi boğarak oyunu da çok net hükmederek kazanan bir Beşiktaş görmek isterdim ben. Bana bu kadronun vadettiği o çünkü abi. Diyebiliriz umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.